İsmi Lazım Değil sergisi bir grup sergisi. Ömer Koç'un teşviki ve Koç Holding'in himayesinde gerçekleşen bir sergi. Küratörlüğünü Brigitte Pitarekis, Bizantolog Brigitte Pitarekis ile beraber üstleniyorum. Serginin kavramsal çerçevesi, çok geniş hatlarda bahsedecek olursam, bilinmez olan, tekinsiz olan, öteki olan, gerçek üstü olan etrafında kurgulandı. Serginin çıkış noktası Bizans'ın sembolik dünyası ve burası ve orası, gerçek ve gerçek üstü olanla insanların imge, sembol üzerinden kurdukları ilişkiden yola çıkıyor. Bizans'ın sembolik dünyası gerçekten de bir çıkış noktası şu anlamda. Bu dünyayı, yani geçmişte kalmış bu sembolik dünyadan ilham alırken aynı zamanda ondan mesafelenmek gibi bir gayretimiz, amacımız oldu. Ve kesinlikle bu serginin amacı şu değildi. Bizans'ın sembolik dünyasını betimlemek, işte olduğu gibi buraya getirmek, bu köşkün mekanına getirmek gibi bir gayemiz olmadı. Daha ziyade dönemler arası, coğrafya arası, kültürler arası bir yolculuğa çıkmak aslında. Sergide yaklaşık 45 sanatçının, yurt içi ve yurt dışı sanatçının yüzden fazla eseri bulunmakta. Birçok eser farklı koleksiyonerlerden ödünç aldığımız, sayelerinde Ömer Koç dahil olmak üzere sayelerinde bu kavramın etrafında bir araya getirmeyi başardığımız eserler. Bunun yanı sıra bu eserlerin, ödünç aldığımız eserlerin yanı sıra Koç Holding'in desteğiyle üretilmiş olan, bu bağlamda üretilmiş olan, bu sergi bağlamında üretilmiş olan birkaç eserimiz de mevcut. Sergi köşkün dış mekanında, yani bahçe kısmında yer alan eserlerle şu bulunduğumuz zemin kat ve birinci katta eserleri buluşturuyor. Bununla beraber bu size demin bahsettiğim Bizans'ın sembolik dünyasını aslında bir nevi köşkün temeline getirmek istedik. Bu nedenden dolayı köşkün bodrum katında bir etkileşimli mekansal deneyim kurguladık. Bu deneyimin ismi Düzenbaz'ın Peşinde. Burada ziyaretçiler 4 tane farklı odanın oluşturduğu parkurdan geçerek aslında Bizans'ın bu sembolik sembolleriyle etkileşimli bir şekilde bir deneyim yapabilecekler. Sergi ismi Lazım Değil. Biliyorsunuz Türkçe çok halk içinde kullandığımız, sıkça kullandığımız bir deyim. İsmi Lazım Değil dediğimizde ismini vermediğimiz kişi veya şey veya durumu aynı zamanda işaret etmiş oluyoruz. Ama bu şeyin konturları çok geniş ve bilinmezliğini koruyan bir şey olmaya devam ediyor. İsmi Lazım Değil sergisini oluştururken, kurgularken, mekanın bu tarihsel mekanın, köşkün tarihsel mekanı içerisinde kurgularken kendimize 3 tane sembol veya motif veya form diyebileceğimiz temel olarak aldık. Bu 3 motif Bizans'ta önem teşkil eden ama sadece Bizans'ta değil aslında demin bahsettiğim gibi dönemler ve coğrafyalar arası bir önem teşkil eden motifler. Taş, göz ve yılan. Aslında bu motiflerin ne iyi ne kötü olması, ikisi de olabilmeleri bizim için önemliydi. Göz dediğimizde halen daha coğrafyamızda ve kültürümüzde ama farklı coğrafyada ve farklı kültürlerde kem göz durumumuz var. Yani kötü göz. Bir de iyi göz. Yani bilgelik gözü mesela bir iyi göz. Yılan aynı şekilde bir şifa sembolü olabilecekken aynı zamanda zehir sembolü de olabiliyor. Şimdi bu 3 motif serginin
çoğunluğunu oluşturmuyor. Sadece sergiyi gezdiğinizde farklı eserlerde bu motifleri görmeniz mümkün olacak. Bazen daha doğrudan bir şekilde. Mesela köşke geldiğiniz zaman Hera Büyüktaşçıya'nın Pneuma isimli Yunanca nefes anlamına gelen Pneuma mekana özgün yerleştirmesinde yılanın formunu tanımanız mümkün, şu formu. Bu eseri Hera Büyüktaşçıyan bu sergi için yarattı ve tuğlalarla yarattı. Aynen Bizans'taki sütunlarda kullanılan tuğlalarla beraber. Dolayısıyla bu yılan mesela burada. Gene katlarda farklı eserlerde bu yılanın formunu görebileceksiniz. Ama asıl bu üç motifi, yani taş, yılan ve gözü buluşturan bir figür var ki bizim için önemli ve bu sergide biraz bir merkezi bir konum alan bir figür. O da Medusa figürü. Köşkün bahçesinde suyun etrafında, göletin etrafında Necla Rüzgar'ın Taş Taşı Yumuşatır isimli bir heykeli var. Necla Rüzgar Medusa'ya bir şekilde insanlığını ve kadınlığını geri vererek çift başlı bir Medusa heykeli yaptı ve bu sergiye böylece güncel bir yorum armağan etti. Müzik.